yaptığımız toplantılarda oda başkanları nezdinde toplantı yapıyorduk. Ancak bu toplantıyı biraz daha bir miktar daha genişletelim. Yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarımız da olsun istedik. Katılımcı demokrasi anlayışı da tam da bu olsa gerek. Belediye başkanı olarak bu yöntemle çalışmaktan, kente dair aldığımız kararlarda sivil toplumun görüşleri doğrultusunda değerlendirmeler yapıp karar almanın ne kadar doğru bir yöntem olduğunu bu geçtiğimiz 3 yıl bana gösterdi. Önemli gördüğüm, önemli bir oluşum olan MEDEKA ve Tarsus'ta çalışma yapan TADEKA, yani Mersin'e değer katanlar ve Tarsus'a değer katanlar üst başlığında yaptığımız çalışmalar çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Konuşmaktan, fikir almaktan, diyalog içerisinde olmaktan hep keyif aldım. Hep yararlandım limanın genişlemesinden. Kaleköy'deki toplu sanayi sitesi yapımına kadar polipropilenden Mezitli'deki imar değişikliğine küçük sanayi sitesi çalışmasına kadar, balık çiftliklerine kadar birçok konuda sizlerle işbirliği yapıyoruz. Ama şurada da belediyemizin hakkını vermenizi istiyorum. Yine dile getirdiler. Biz de kent, kentin geleceği, kentte yaşayan hemşerilerimizin sağlığı öncelikli olarak bizden sorumludur deyip atama ile gelen bir görevli edasıyla değil, seçilmiş bir görevli edasıyla da görevimizi tam layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Bir kere burası çok önemli. Büyükşehir Belediyesi'nin ve başkanının tavrı çok nettir. Doğru bildiği konularda açık, seçik, yüreklilikle bu duygularını, düşüncelerini ifade etmektedir. Tüketim kooperatifleriyle ilgili sorular geldi. Hem Ziraat Mühendisleri Odamızdan hem Gıda Mühendisleri Odamızdan. Şimdi fiziki olarak böyle bir çalışma yapmak, eğer sürdürülebilir bir proje yapmak istiyorsanız iyi analiz yapmamız gerekiyor. Bakın biz bunlara kaynak ayırıyoruz. Şimdi belediyeler şöyle yapıyor. Özellikle tarım projelerini dikkatle takip edin. Sadece Mersin Büyükşehir'in değil, ilçe belediyeleri, diğer büyükşehirler. Bugün gündeme oturalım, projenin yarını yarın konuşuruz. Bu projeler kaynak israfıdır. Yaptığımız bütün projelerde biz sonuca odaklı yapıyoruz, takip ediyoruz. Bizim hayvancılık projesini öyle yabana atmayın. Türkiye'de bunu başaracak çok az sayıda belediye vardır. Her yıl 60 aile bir çiftlik kuruyoruz. Trafik konusu, yeni bulvarlar açılıyor, döndü çevre yolu açıldı. Onun devamı, üniversite bölgesinden şimdi bazı imar çalışmalar var. Üçüncü çevre yolunun devamı. İkinci çevre yolu açılıyor, devam ediyor. Hukuki altyapısı hazır olan, herhangi bir sorun olmayan yerler kamulaştırılmış, örtü bedeli ödenmiş. Geçip gidiyoruz ya da imar düzenlemesi yapılmış yerleri. Biliyorsunuz bu ikinci çevre yolu transit güzergah olarak tespit edilmiş. Bizden daha önceki ulaşım master planlarında. Biz yeni bir master planı yapıyoruz. Hem Tarsus'a yapıyoruz hem buraya yapıyoruz. Katlı kavşakları o transit yol hüviyetini tam sağlama adına yapıyoruz. Bizim şu anda en majör olması gereken nokta olarak gördüğümüz Saya Park'ın olduğu nokta var. Projeler son aşamasında orayla ilgili. Ancak halk avşar bitti proje. Belki öncelik ona vereceğiz. Dikenli yolda kuzey güney yakasında Haziran'da başlıyor. Batı çıktı yapıyoruz oraya. Metroyu da size kısaca aktaracağım hangi noktadayız. Bizim 11 istasyonun
7'sinde otopark var. 1400 araçlıktı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 1400. 7 istasyonumuzda otopark var. Belirli noktalarda. Olması gereken noktalarda. Her biri 200 araçlık. 1400 araçlık otopark var. Yani metro bir toplu taşıma aracı, bir tünelden geçen, bir tüpün içerisinden geçen bir araç ama aynı zamanda istasyonları vasıtasıyla da muazzam sosyal imkanlar sunuyor size, kente. Bir tanesi otopark, sanat galerileri, ne bileyim sosyal alanlar, alışveriş noktaları gibi gibi alanlar da sunuyor. O açıdan güzergah üzerinde otopark sorunu çözecek önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum bunu. Biz 3 Ocak'ta temelini attık. Bunların ihaleleri yapıldı. Uzun uzun uğraşlar sonucu bitirdik. Makul de bir ihale oldu. Diğer kentlerle de mukayese etti herkes zaten. 900 milyon liralık bir finansman kullanımı için 16 Ağustos'ta yetki aldık. Ama bunun hazineden onayı gerekiyordu. İşte yaklaşık 9 aydır çıkmıyordu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı onun için ziyaret ettim. Ya da en azından biraz zorlansam da görüşme imkanı buldum. Majör kendisinden şehir adına istediğimiz buydu. Lütfen bir an önce imzadan çıksın. Çünkü hak edişler başladı. Biz ilk etapta sadece inşaatı 4 milyar lira bunun. %15'ini belediye kendi imkanlarıyla ödeyecek. Biz şimdi hak edişleri ödemeye başladık. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Finansmanı kullanma adına kendinden imzadan bir an önce çıkmasını istedim. Uzun süredir biz toplu olarak belediye başkanları randevu talep ediyorduk. Gelmiyordu. Bir şekilde açık söyleyeyim. Eski parlamenter olmanın verdiği avantajı kullanarak dün AK Parti grup toplantısından sonra bana zaman ayırdı. Görüşme talebimi kabul etti ve oturduk konuştuk. Ben kendimizi kendisine anlattım. Ben kentime hizmet yapmak istiyorum. Çok açık. Ben iyi bir başkanlık yapmak istiyorum. Ve siyasi tartışmalardan da benim kentim etkileniyor. Ben bunu her konuşmamda da söylüyorum. Ve buraya destek olunması gerektiğini söyledim. Ki kendileri de biliyorlar, tüm siyasetçiler buranın ne kadar önemli bir kent olduğunu, stratejik olduğunu, toplumsal barış açısından çok hassas olduğunu, buradaki yöneticilerin çok dengeli insanlar olması gerektiğini, ağzından çıkanı kulağının duyması gerektiğini, bütün bunlar üzerinde değerlendirmeler yaptık. Ve sonra ben her zaman olduğu gibi işbirliği istediğimi ve kentimin hizmeti için de kendisinin mutlaka desteğini beklediğimiz, kentimizin kentimize hizmet götürebilmek için. Ve olumlu bir görüşme oldu mu diyorum, bu da sonuçlara yansır. Neden? Bunu metro olayına bağlayacağım. Çünkü benim gidiş nedenim oydu. Ama bir talepte bulunurken de gerekçelerini ortaya koymam gerektiği için bu sohbetler oldu. Şimdi Atatürk Parkı'nda bizim burada imza sorunumuz var. Engelleme demek istemiyorum, işi siyasete dökmek istemiyorum ama Kültür Park ve Atatürk Parkı'nda tahsis alamıyoruz. Geçici tahsis aldık. 2020 yılında gidip bizzat bakanla görüştüm, Çevre Bakanı'yla. 2 yıllık ön tahsis verdiler. Oysa yasa açık, mühendis olarak bakın. Belediye dolgu alanları büyük şehirlerde belediyelere devredilir. Yasa açık. Bırakın tahsisi. Ama kesin tahsis alamadık. Yani Mezitli sınırı ve ötesi şu anda güzel bir kütüphane yapıyoruz. Galatasaray Meydanı'na varmadan eski Orkide Kafe'yi görüyorsunuz. Çok muhteşem olacak. 24 saat açık bir kütüphane yapıyoruz. Dijital kütüphane. Muazzam olacak. Burası üniversite kenti, öğrenci kenti olsun diye. Zamanında oranın devri yapılmış belediye ama Yenişehir kısmını bakanlık yapmıyor. Yapmıyor arkadaşlar. Bu gecikme, bu engelleme adını siz koyacaksınız. Ama biz ihalelere çıkamıyoruz.
Şimdi Mersin İdman Yurdu Meydanı Hilton arasında parkta düzenleme yapacağız. Projesini bitirdi arkadaşlar. İhaleye çıkamıyoruz. Çünkü tahsisini vermiyorlar. Atatürk Parkı'nda tahsisi bitti. Atatürk Parkı deyip geçmeyin. Oraya balıkçı barınağına tırnak içinde su sporları merkezi yapılıyor. Bilginiz var. Bilginiz var mı? 18 dönümü de Atatürk Parkı'nda açık otopark. Ben buna karşı çıktım. İlgilenen arkadaşlarıma da söyledim. Dedim ki ben karşı çıkıyorum ama STK'lar da karşı çıkar. Bu işten vazgeçin. Yapın. AVM değil. Su sporları merkezi. Marina. AVM değil. Ona göre projeyi görelim, destek olalım. Yoğunluğuna bakalım. Nerede neler oluyor oraya bakalım. Ben Çamlıbel'in biliyorsunuz kentsel tasarım yarışmaya çıktık. Bitti. Uygulama ihalesine çıktık. Ben Çamlıbel'i canlandırmaya uğraşırken bir taraftan da balıkçı barınağı marinaya yani marina AVM'ye dönüşecek. Bu ne periz bu ne lahana turşusu. Yani bu da absürt bir şey kent adına. Vazgeçtik orada aşırı yoğunluk ya da Atatürk Parkı'nın gaspı. Hani diyoruz kent merkezini canlandıracağız, esnafı canlandıracağız ama şu kadar 1000 metrekare yeni bir AVM oluşuyor. Yani buna da dikkatinizi çekerim. Orada bir balıkçı barınağı, modern anlamda su sporları merkezi, marina adını ne koyarsanız asla karşı değilim. Ama bu kisvede Mersin Marina'nın başına gelenler gelirse belediye başkanı olarak mücadele ederim.